İletişim Derneği tarafından Avrupa Birliği projeleri kapsamında geliştirilen Ensar Kardeşliği Projesi, Tokat Belediyesi ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığı ile Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'nde şehrimizde bulunan mülteci ve sığınmacı anneler için Türkçe dersleri veriyor. Günlük yaşamlarında Türkçe bilmediği için sıkıntılar yaşayan anneler burada dilimizi öğrenirlerken çocukları da Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'nin kreşinde vakit geçirebiliyorlar. Tokat İletişim Derneği olarak İçişleri Bakanlığımıza sunduğumuz Ensar Kardeşliği projemizin bugün mültecilerle alakalı dil kursunu burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Hanımeli Kültür Merkezi'nde Tokat Milli Eğitim Müdürlüğümüzün mektep projesi istişaresiyle yapılıyor bu kurs. Tabii ki bu kursta Tokat Belediye Başkanımızın çok büyük katkıları var. Bugün burada anneler kurs görüyor. Annelerin yanında 3-6 yaş çocuklar da aşağıda kreşte eğitimlerini görüyorlar. Milli Eğitim Müdürlüğümüz çocuklarına eğitim verirken akşam eve geldiklerinde anneleriyle Türkçe iletişimi kurmalarını sağlamak istiyoruz. Artı olarak anneler meslek edindirme kurslarına da katıldıkları zaman orada Türkçeyi rahat kullanabilmelerini hedefliyoruz. En önemli tarafı da uyum, mülteci kardeşlerimizi Tokat'ta mahallelerde komşularıyla rahatça konuşmalarını istiyoruz. Emeğe geçen tüm kardeşlerimize çok teşekkür ederim. Merhaba, benim ismim Mürsel. 6 senedir Türkiye'deyim. 5 çocuk annesiyim. Tabii ki de çocuklarıma kendim sahip çıkıyorum, babası yok. Çok şükür okula gidiyorlar, 4'üsü. İkisi liseye gidiyor, ikisi ortaokula gidiyor. Küçük de daha evde. Ev hanımıyım, çalışmıyorum. Türkiye'ye 6 sene önce geldim. Ama Türkmen olduğum için, Türkmenistan'dan aslında Türkmenistan'dayız. Türkmenistan'dan geldiğimiz için, Türkmen olduğumuz için dilimiz daha Türklere uygun, daha iyi konuşabilmem iyi. Okuma yazmam yok. 35 yaşındayım ama hiç okula gitmedim. Türkiye'ye geldiğimden de memnunum çok şükür. Tabii ki de arkadaşlarımız da öyle. Ama bizim Afganistan'da hani büyüklerimiz olarak durumumuz iyi olmadığı dolayı, savaş olduğu için hiçbir büyüğümüz okula gidip de iyi bir terbiye, iyi bir şey almamış. Bizler de gitmedik, gidemedik tabii ki de. Çocuklarımız da gidemiyor. En azından okula gidebiliyorlar, okulda iyi ders alabiliyorlar. Böyle iyi davranmalar da çok iyi, çok şükür. Ama hani çocuklarımız okula gidip de eve gelince biz hani ödevini yap diye söylüyoruz ama bilmiyoruz neyin ne olduğunu. Çünkü okuma yazmamız yok. Ve arkadaşlarımız da aynı öyle. Bunlar için daha zor. Benim için çok kolay olabilir. Bunlar için daha zor. Çünkü bir aydır, iki aydır buradalar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Gidecek yerlerine, hastaneye gitse bir tercümana ihtiyaç duyuyorlar. Onu bile yok. Hani bir hastanemizde tercüman yok. Bazen arıyorlar, ben de yardımcı oluyorum, hangi birisine yardımcı olayım? Gerçekten de insanlar perişan durumdalar. Allah razı olsun Sayın Başbakanımızdan, Allah razı olsun öbür bakanlarımızdan. Biz çok çok teşekkür ederiz bu kursu açtıkları için. Bize böyle bir hani bir şey öğret de, hani Allah razı olsun öğretmenlerimizden de bir şey öğret de, bir şey öğrendiğimiz bizim için daha iyi oluyor. Gerçekten de iyi. Hani gidip de başka bir yerde bir derdimizi anlatamıyoruz. Çocuğumuz bakkala gönderiyoruz. Bir tane ekmek bile alamıyor bazen. Böyle durumlarda çok gerçekten zor oluyor. Tabii ki de bu iş yaptıkları çok iyi olmuş bence. Yani başka ne diyebilirim? Bunlar da gerçekten ihtiyacı var. Dili öğrenmeye de ihtiyaçları var. Bir doktora gidiyorlar. Doktorda ne bileyim çarşıda bir şey alışverişte çok zorlanıyorlar. Hesabı bilmiyorlar. İşte gerçekten çok zor bizim için yani. Toplam 25 öğrencimiz var. Henüz yeni başladık ama yeni başlamamıza rağmen çok hevesli ve istekli geliyorlar. Onlardaki azmi hissedebiliyorum, görebiliyorum. Çünkü küçük çocukları olmasına rağmen onlardaki istek beni çok mutlu ediyor. Çünkü isteyerek, severek geldiklerini ve isteyerek Türkçe öğrenmek istediklerini fark ettiğimde mutlu oluyorum. Umarım sonunda güzel olur. Hangi şehirlerden, ülkelerden gelenler?
Afganistan. Daha çok Afganistan'dan ağırlıklı olarak Afganistan var. Peki dil konusunda yaşadıkları genel sıkıntılar ne? Neleri aşmaya başladılar? İletişim kuramıyorlar. Dedikleri gibi bir doktora gitseler kendini ifade edemiyorlar. Bir alışverişe çıksalar yine kendilerini anlatamıyorlar. Ne almak istediklerini söyleyemiyorlar. En büyük problemleri günlük yaşamda çok zorluk çekiyorlar daha doğrusu. Yine bir komşularıyla at üstü otursa bir diyalog kuramıyorlar. Bunlar için büyük problem ve okula giden çocuklar konuşabiliyor ama evde ailelerle tekrardan Farsça konuştukları için zorlanıyorlar. Yani ikilemde kalıyor çocuklar da, ilerleyemiyorlar. Güzel olduğunu düşünüyorum. Emek veren herkese teşekkür ederiz bu kurumları açtığı için. Biz İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Mektep adlı bir proje yürütüyoruz kısa haliyle. Projemizin açılımı mültecilerin eğitime kazandırılması, toplumsal entegrasyonu projesi. Bu kapsamda okullarımızda öğrencilerimize Türkçe kursları açmıştık. Şimdi de burada Behzat Hanımeli Kültür Merkezi'nde, Tokat Belediyesi'ne bağlı, belediyemize bağlı kültür merkezimizde de annelerimize yönelik Türkçe kursuna devam ediyoruz. Burada 24 kişilik bir kursiyer grubumuz var. Kursumuz geçen hafta başladı ve toplam 160 saatlik bir kurs olacak ve devam edecek. Seviye A1 olarak bitiminde de A2 seviyesinden tekrar bir Türkçe kursu daha açacağız. Annelerimiz, öğrencilerimizin olduğu kadar annelerimizin de Türkçe öğrenmelerini önemsiyoruz. Çünkü biz okulda öğrencilerimize Türkçe öğretiyoruz ancak evde Türkçe konuşacak kimseyi bulamadıklarında, anneleri, ablaları ya da babaları Türkçe konuşamadığında okulda yaptığımız çalışmalardan da çok sonuç alamıyoruz diyebilirim. Evet, bugün belediye başkanlığımıza bağlı Hanımeli Kültür Derneğimizin eğitim salonundayız. Gördüğünüz gibi ilimizde misafir olan mülteci öğrencilerimizin anneleri burada eğitim görüyorlar. Belediye başkanlığımızın temin ettiği ortamda hem çocukları bir yandan kreş hizmetinden yararlanıyorlar hem de anneleri güzel Türkçemizi öğreniyorlar. Bu kapsamda tabii proje Milli Eğitim Müdürlüğü'nün diğer okul ve kurumlarında da halk eğitim merkezi çalışmalarında da yürüyor. Hani temel amacımız ilimizde misafir ettiğimiz artık okullarımızda öğrencimiz olan bütün çocukları, bütün yavrularımızı eğitime tabi tutmak. Bulundukları yaş grubu itibariyle, eğitim seviyesi itibariyle üst düzeyde eğitime katmak temel amacımız. Tabii bu amacı yerine getirirken de aslında aile içindeki bütünleşmeyi sağlayacak şekilde onların annelerine de bu eğitimi vermemiz çok önemliydi. Bu kapsamda annelerimizle beraber eğitimi alındılar. Tabii eğitim boyutu aslında onların Tokat'taki yaşama entegresini de çok kolaylaştırıyor. Bu çerçeveden baktığımız zaman ailenin ve çocuğun birlikte eğitim alması hem bu tekamül uyum sürecini aslında çok iyi şekilde etkileyecek, hem de çocuklarımızın okullarda daha başarılı olmalarını temin edecek. Biraz önce de aslında bahsetmiştim çalışma içerisinde. Buradaki öğrencilerimiz eğer gerçekten iyi bir şekilde yetişirlerse yarın ülkemizin önemli değerleri haline gelecekler. Bu ülkede yaşayan her birey, her insan aynı şekilde bu ülkenin yarınlarındaki umudu aslında. Bu noktada ilimizde misafir olan bu mülteci öğrencilerimiz de yarın için yine bu şehrin beraber yaşayacağı, bu şehre değer üreteceği insanlardan biri olacak. Bu yönüyle çalışmayı tabii çok önemsiyoruz. Her güzel çalışmamızda sosyal ortak olarak da bulunan belediye başkanlığımızda bu çalışmanın tam ortasında yer aldı. Sağ olsunlar, hep birlikte çalışma devam ediyor. Yıl sonuna kadar da bütün öğrencilerimizin, mülteci öğrencilerimizin annelerinin ve çocuklarımızın Türkçe eğitimlerini aynı zamanda kendi folklor ve yerel değerlerle beraber ülkemizin genel manevi değerlerini, milli değerlerini de yine belli ölçü içerisinde onlara tanıtmaya çalışacağız. Ve buradaki yaşamlarını kolaylaştırıp uyumlarını arttıracağız. Temel amacımız bu.